Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa, yine oyun videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi 6. bölüme geldik. İzin mi vereceğim? İzin vermek zorunda. Şu kiliseyi inşa edelim biz. İkinci kilise yok diye neler olay başımıza geldi. Adamı resmen dövdürttük demin de arkadaşlar. Bu iyi olmadı. Evet, kiliseyi inşa edek de bir daha böyle bir şey başımıza gelmesin. Lord Craven öldü. Maalesef. Kaybettik. Şimdi bunu araştırak. Lord Craven kaybettik abi. Adam öldü ya. Ne oldu? Kömür mü yok yeteri kadar? Galiba. Çalışma saat yakında bitecek. Biz 24 saate çalıştırmaya gidelim bunları. Yani bayağı bir gıdamız var ya. İş imkanı sunalım dedik. Bak neler oldu, neler. Sakinleştiremiyoruz. Ah şu an. Tamam artık. Yani sıkıntı kalmadı. Değil mi? İki tane kilise mevcut. Her şey güzel. Tamamdır. Evler yenileniyor. Daha kaliteli evlere sahip olacağız. Mutsuzluğu düşürmek gibi bir imkanımız olacaktır yakında diye düşünüyorum. Yeni bir bina. Buna gerek yok aslında. Aa, burada mutsuzluk yükseltmek isterim. Bununla devam edin. Bu mutsuzluğu düşürüyorsa yani değerlendirmek isterim bunu. Tabii bunu inşa edecek yeri bulabiliriz. Şaka gibi yer yok. Bunlar bir iptal edilsin. Fark etmez vallahi. İlgilendirmiyor. Yazan da ben, kaynakları alayım. Aslında güzel hikayeler yazıyor da çoğunuz okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Evet. Kömür bitiyor lan. Baktık olmuyor, 24 saat, 10 saatimiz kalmış. Yakın saatte kalkacaklar. Toplama saatini 6'ya çıkaralım şunların. Kömür gelecektir yakında. Sözümü tutamadım diyor. Ay yapma be. Üf. Sözümü tutamadım diye yaptıklarına bak ya. Abi ben nasıl şimdi bu nereye inşa edeyim ya? Şunu da yık. Şunu da yok. Zaten çocuk yokmuş burada. 7 saatlik bir kömürümüz kaldı.
Sakın çıkarma, gerek yok oğlum şu an. Daha hızlı kömür toplama gibi şu var. Şunu araştıralım. Daha sonra %10 bir kömür harcamasını düşürürüz. Şimdi bunu inşa etmek istiyorum. Mümkünse o bina yıkıldı mı? Yıkıldı. Tamamdır. Çok güzel. Bu belki biraz daha mutsuzluğu düşürür. Bunlara baya bir var daha. Evet. Ha, çok güzel. Umut yüksel, mutsuzluk olmazsa arkadaşlar hayat kadınlarının oyunun planı çıkaracağız. Aa, çok güzel. Bu değişimizi yaradı vallahi. Hasta kalmadı. Herkesin bir meslek sahibi olması da güzel. Evet. Başka bir şey kalmadı ortamda. O zaman seni de dağıtıyoruz. Şansımı deneyeceğim. Şunları ilk önce bir inşa edelim. Bu bir. Şimdi bu araştırmadan sonra daha iyi evlere sahip olabilmek için şunu araştırıyorum. Bu çok önemli. O sıra evsiz olanlar var mı? Zaten ya işsiz çok abi. Tamam. İşsiz çok. Dur, bu ne? Lam süt abi, o yok mu? Onu da ben ona o yolda hiç gitmedim. O yok, olmadığı için o yasaya gidecektim ben baştan beri. Adamların evi yandı. Bak ne kadar kötü duruma düştüler. Kömür bitiyor. Kömür getiriyor bir saat içinde. Boş ver diyeceğim. Hadi be. İyi, gene kurtardık. 5 saate çıktı. 5 saat için çalışmaya başladı herkes. Yani sıkıntı değildi abi. İleriye dönük bakarsak bu büyük bir sorun. Demir bitti. Şunu bir düşürek biz. Gelecekti o. Ha, gıdayla geliyor. Başka bir tane geliyor. Abi bu ne lan? Kömür yetmiyor. Onu biz... Kömür yetmiyor. Bunu araştır. Düştüğü için yetersiz mi? Sorun değil, gıda var zaten. Şimdi yasa olarak şuna gidiyorum. Çünkü bir sorun çıktı mı el koyamıyoruz olaya. Frostboy'le mi? Tahta bitti de bana. Burada tahta bitmiş. Çok güzel. Bunu sökün abi. Gerek kalmadı buna. İş lazım. Millete.
Ay nasıl yapacağız şimdi biz bunu? Şunları kaldırın. Buraya biz şey kampı kömür toplamak için imkan sunacağız. Baya insan gene işsiz, sorun değil. Bir de düşün, çocuklara çalıştırma şeyi verseydik arkadaşlar daha kötü olacaktı bizim için. Şimdi çoğunun evini yok, daha değil. Ne diyor? Evet, Dean'in öldüğünü falan diyor. Hayır, Dean ölmedi. Kömür bitiyor, sıkıntı oğlum. Gerekirse 24 saat çalıştırmaya götüreceğim sizi. Asıl onu düşünüyorum şu anda. Yani çalışma saati bitiyor. Sözümüzü gene tutamadı. Allah kahretsin. 6 saatimiz kaldı. 5. Hemen buraya 10 tane mühendis görevlendirerek yol yapıldı mı istediğim yol? Çok güzel. Şimdi daha fazla kömür toplayabilmek için bir imkan oluşturmaya bakalım buraya. Hayır, bu değil ya. Bunu ne yapacağım? Tane sığmıyorum buraya. Onun yüzünden mi? Onu başka bir yere inşa etme imkanımız var mı? Ama burada şey var. Isıtmadığımız hiçbir alan yok mu abi? Hah, çok güzel, varmış. Ama onu da yıkalım. Arkaya bir şey inşa etme imkanımız var mı? Var. Şunu yıkın. Evet. Çok güzel. Bundan sonra el atabileceğiz bir olay çıktı mı? Mutsuzluk sorununu çözmem lazım. Böyle pat pat yapalım. Güzel. Ay. Hay dağıtın. Kavga çıkma abi. Mutsuzluk çıkarmayın bana. Kaç saatte? 2 saat geç. 2 saat çok geç. Maalesef bir kısmımızı işe çağıracağım abi. Bir. Aa, iki olmuyor mu? Bu var. Şimdi şunu yıkın. Bu da tahta kalmış. O hiç umurumda değil aslında. Tahtadan şunu seçemiyorum. Ulan bir gün kalmış. Başarısız olacağım böyle giderse. Hadi. Lan. 7 saate çıktı. Allah'ım sen bana yardım et. Seçemedik. Sıkıntı değil. Diğerini nereye inşa etmiştim? Buraya. Heh. Kaldırın onu. 5 tane lord. Mutsuzluk yine çıktı. Çok güzel. Allah sen bana. Bir gün kaldı ve mutsuzluğu çözemedik halen. Kömür bitecek diye, aslında kömür keşke bitseydi, keşke Jönte çalışmasaydı.
Şimdi biz bu mutsuzluk sorunu nasıl çözeriz? Biraz evleri sıcak tutarak diye düşünüyorum. Biraz geç olmaz mı? 03'te 17 saatte, aba 17 saatte ben mutlu edecek bir şey bulmam lazım insanlara. Araştırma olarak mümkün mü böyle bir şey? Şunu araştırak o zaman. Daha az kömür harcayalım. Durdurun kanına karşı saldırıyı. Tamam, ihfe işte anlıyorum. Nerede biz hasta veriyoruz? Aa, burada lan. O değildi abi ya. Bu hiç iyi olmadı. Ben kömür harcıyorum. Şurada 4 saat kaldı. Tamam, boş ver. Bilseydim baştan hamle yapardım. Bu konuda geç kaldık değil mi aslında bakarsanız bir taraftan. En azından bir 10 saatlik bir kömürümüz olsa başka bir şey istemiyorum ha. Tamamdır. Bu da güzel. Şunu araştıralım. Ev inşa edelim birkaç tane. Belki işimize yarar. Kömür sorunu çözdük. Mutsuzluk düşüyor. Bunlara basamıyorum. Hayır ya, durdurun ya. Yaralan olsun sıkıntı. Manyak mısınız mutsuzluğun hiç? Başardım. Hayatta kalmaya başardık ama aradaki sınıf kavgasını bitiremedik gibi bir şeyler var. Dur bakayım sonuçta ne olacak onu merak ediyorum. Ne yazacak? Çok uzun bir yolculuktu diyor. Dini kullandığımıza dair filan. İşte dinle filan yola çıktık öyle. Biz savaştık diyor. Çok güzel diyor. Yeniden başlamak için diyor. Lordlar geldi diyor. Biz umutlandık diyor. Her şeyin olabileceğini, istediğimiz gibi gideceğini diyor. Problemler çıktı diyor. Dini işte kullandık diyor, ailede evsiz diyor, başaramadığımız görevler falan fişten öyle anlamda. Lordları köleleştirdik diyor.
bir karar vermemiz lazım diyor. Lordları köleleştirdik diyor. Lordları köleleştirdik mi? Geri etiket. Adalet yanlıştı diyor. Yapma. Adalet mi ya da öç almak mı diyor. Aslında adalet olmadı bu iş abi. Ben böyle bitmesini istemezdim. Bunun adaletli bitirme imkanı var mıydı? Vardı büyük ihtimal. Tüh, notları köleleştirdik de. Pisler de olsa. Evet arkadaşlar, bu senaryoyu da başarmış olduk. Aslında notları köleleştirmek değildi galiba. Adalet falan. O dizi daha köle, yani adalet getirdik falan. Herkes aynı hakta falan diye bir şey gelmesi lazımdı herhalde. Çünkü bu yazıda biliyorsunuz verdiğiniz karara göre değişiyor. Ben karar konusunda hata yaptım. Belki Lord Craven ölmeseydi. Evet. Arkadaşlar, başka bir oyun serisinde görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.